Şimdi o hain saldırıya geri döneceğiz. Cumhuriyet gazetesi ve manşet önemli belirsizlik ve e, sorular çok. Yanıt bekleyen çok soru var. Hemen bir bakalım hep birlikte. Türkiye'yi derinden sarsan Ankara'daki terör saldırısı siyasetin ana gündemi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'ye düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıyla siyasete yön verilmeye çalışıldığını söyledi. CHP'nin MYK toplantısında sanki gündemle birlikte saldırı için düğmeye basıldı denirken belirsizlik ve yanıt bekleyen sorulara dikkat çekildi. Teröristler oraya nasıl yaklaştırıldı? Saldırıya ait görüntüler sosyal medyada bu kadar hızlı nasıl yayıldı? Bu tip stratejik yerler daha iyi neden korunmuyor? Cumhur İttifakının başlattığı süreç nasıl devam edecek? Örgütün içindeki bir kanat mı bu saldırıyı yaptı? Kandil'den bir mesaj mı verildi? Kandil acaba İmralı'yı dinler mi? Bu sorulara daha pek çok soru eklenebilir ama neticede biz bu hain saldırıyı yaşadık ve biz bu terör saldırısında 5 şehit verdik. 22'de yaralımız var. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir. Temin, 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 temin Savunma sanayinin kalbi TUSAŞ tesislerine gerçekleşen terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede kararlılık mesajı verirken saldırının akşamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava harekatında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK-PYD'ye ait depo, sığınak ve mağaraların olduğu 47 hedef vuruldu. İkisi üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi. Ş 11-11 numara anlaşıldı beklemedeyiz. Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Erkek teröristin PKK terör örgütü üyesi Rojger Kod adlı Ali Örek olduğu, kadın teröristin PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin alçıçek olduğu tespit edildi. Tusaşa saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti. 22 kişinin yaralandığı, 5 kişinin de şehit olduğu terör örgütü PKK saldırısında makina mühendisi Zahide Güçlü Kalite kontrolcü Cengiz Coşkun, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve gasp ettikleri taksinin şoförü Murat Arslan şehit düştü. Bu saldırı tesadüfi değildir. Hem zamanlaması itibariyle hem seçilen mekan itibariyle iyi çalışılmış, iyi hazırlanmış bir terör saldırısı. Zamanlamasına yönelikte bir dikkatle bakmak gerekiyor. Ama bizim Türkiye'nin kardeşliği ile ilgili umudumuzu hiçbir şey köreltmeyecektir. MHP lideri Bahçeli'nin terörist başı Öcalan'ı meclise daveti ve özgürlük vaadinin hemen sonrasında gerçekleşti saldırı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da zamanlamaya işaret etti. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de grup toplantımızda yapmış olduğu tarihi çağrı emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı. Kimyasını öyle bir bozdu ki kiralık katillerine saldırı emri verdi. PKK bu saldırıyla siz bu işi Sadece Abdullah Öcalan'la bitireceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Talimatları Öcalan vermez, talimatları biz veririz, kararları biz alırız diyorlar. Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceğiz. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmalıdır. Barış isteyenlerin sesinin kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Tutuklu Selahattin Demirtaş bu açıklamayla saldırıyı kınadı. Dem Parti'de terör saldırısının siyasetteki yankısı da sürüyor. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesi operasyonunda da kırmızı listede yer alan terör örgütü PKK'nın Hakkari sorumlusu etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerinin tüm tesis ve faaliyetlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının Herkes tarafından bilinmesini istiyoruz.